Evet, Anayasa Mahkemesi HDP kapatılma davası iddianamesini usul yönünden iade etti ve HDP'nin kapatılma olasılığı daha da düştü. Çünkü bu zamanı süreci uzatmak anlamına gelir ve bu sürecin uzaması HDP'yi kapatmak isteyen odakların istemeyeceği bir şey ve süreç uzadıkça bu tür davaların kapanmayla sonuçlanma ihtimali azalıyor ve odak sürprize geldi Anayasa Mahkemesi'nden. HDP davasında iddianameyi iade eden AYM'den odak sürprizi, partiye atfedilen eylemlerle odak olma arasında ilişki yok. Anayasa Mahkemesi, eğer suç atfediyorsanız bu suçlar iddianamede yeterince işlenmemiş diyor. Bakın, iddianamede eylemlerle odak olma fiili arasındaki bağlantının yeterince işlenmediği kanısına varan AYM, Yargıtay Başsavcılığına iddianameyi geri gönderdi. Başsavcılık AKP iddianamesine odak olmaya yönelik eylemleri maddeler halinde tek tek sıralamıştı ama HDP iddianamesinde kapatmayı gerektirebilecek bir odak bulunamamış. AYM Genel Kurulu iddianamede daha önemli eksikler bulduğuna işaret etti. Anayasa ve siyasi partiler yasasına göre bir partinin kapatılması için bölücü ve yıkıcı faaliyetlerin odağı haline gelmesi gerekiyor diyor. AYM Genel Kurulu iddianamede partinin yetkili organlarının eylemleriyle anayasanın 68 ve 69. maddesinde düzenlenen odak olma fiili arasında gerekli ilişkilendirmelerin yapılmadığı tespitini yaptı. Tekrar ediyorum, siyasi partiler yasasına göre bir partinin bölücü ve yıkıcı faaliyetlerin odağı olması haline gelmesi gerekiyor partinin kapatılması için ve siyasi partiler yasasına göre bir partinin kapatılması için 68, evet, anayasanın 68 ve 69. maddesinde düzenlenen odak olma fiili arasında gerekli ilişkilendirilmeler yapılmadı diyor. Yani siz HDP'yi yıkıcılıktan, bölücülükten ve terörden kapatmamızı istiyorsunuz. Ama sizin iddianamenizde partinin yıkıcı, bölücü, terörist bir parti olmanın odağı haline geldiği ile ilgili iddialarınızı destekleyecek fiili bir şey, somut bir şey yok diyor iddianamede ve usul yönünden gönderiyor. Hem bu açıklamalardaki olay bize şunu gösteriyor, HDP'nin kapatılma olasılığı daha da düşüyor. Çünkü partinin bölücü ve yıkıcı olduğuna dair iddialar var ama odak olmasıyla ilgili yani somut kanıtlar yok diyor ve iddianameyi dahi geri gönderiyor. Anayasa Mahkemesi, yani HDP'yi kapatma davası dahi açılmasını gerektirecek bir şey yok iddianamede diyorlar ve muhtemelen süreç bu şekilde uzayacak ve HDP'yi kapatmak isteyenlerin amacına ulaşamayacak. Ve HDP bu süreçten sonra daha da meşru hale geldi. Devlet Bahçeli Türk siyasetine HDP'yi bir kez daha kazandırdı ve HDP kapatma davasının açılmasına vesile olan Devlet Bahçeli de HDP'yi meşrulaştırmış oldu. Artık HDP terör odağı olması durumuyla Anayasa Mahkemesi'nde davası açılması dahi kabul edilmemiş. Bu yöndeki davaya yönelik iddianame bile geri çevrilmiş bir parti. Bu tanımlamalar HDP'yi daha da meşru bir zemine sürmüş oldu ve Devlet Bahçeli HDP'yi daha çok meşrulaştırdı ve Türk siyasi hayatına daha da meşru bir şekilde soktu ve HDP'nin artık kapatılması bence imkansıza çok daha yakın bir hale geldi. Anayasa Mahkemesi'ndeki üyeler değişmediği sürece bence buradaki tanımlamalara bakacak olursak HDP kapatılmayacak ve Türk siyasetinde
içinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık daha meşru bir HDP var ve Bahçeli'nin tavrı HDP'yi meşrulaştırdı. Bir, bu açıdan okuyabilirsiniz. HDP artık daha meşru ve Türk siyasi tarihinde HDP'nin artık meşruiyeti tartışılmayacak. Çünkü kapatma davası kabul dahi edilmedi ve kabul edilmeme gerekçesinde partinin bölücü fiillerin işlendiğine dair odak olmadığı gerekçesi iddianame geri çevrildiği için parti bölücü yıkıcı bir parti olarak Anayasa Mahkemesi'nce görülmedi ve HDP'nin terörist bir parti olmadığı tescil edildi. Bu açıdan Bahçeli'ye bir anlamda teşekkür etmek gerekiyor. HDP'yi meşrulaştırdığı için Türk siyasi tarihinde. İkinci bir konu olarak şunu söylemek istiyorum. Bugün Selahattin Demirtaş'ın kamuoyuna yansıyan bir beyanatı vardı ve YouTube kanalında alttaki videolarda o var. Ve Demirtaş beyanatlarına diyor ki bakın HDP bu yüzden de kapatılmamış olabilir. Bunu da es geçmemek gerekiyor. Siz HDP'yi kapatırsanız bundan en çok AKP zarar görür. Elbette oy kaybeder vesaire, bunlar ayrı konu ama çözüm sürecinde Demirtaş diyor ki biz HDP olarak resmen çözüm sürecinde bir iş yapmadık. Sadece kolaylaştırıcı olduk. Yani iktidar Erdoğan'ı, yani iktidarı diyelim daha doğrusu, AKP'yi PKK ile, yani İmralı ile görüştürdük diyor. Ve Erdoğan kelimesini de kullanıyor orada. Yani AKP ve İmralı arasındaki görüşmeleri sağladık. Bu görüşmeleri resmi olarak anayasal çerçevede yapanlar onlar. Bizim resmi bir şeyimiz çözüm sürecinde olmadı. Eğer HDP kapatılırsa biz konuşuruz ve AKP de kapatılır. Bu bir. İkincisi, HDP iddianamesine bakacak olursak içerisinde çözüm süreci de sıkıştırılmıştı. Yani HDP kapatılma davası açılsaydı ve süreç ilerleseydi çözüm süreci meselesi de ortaya dökülecekti ve bu iş AKP'ye ve Erdoğan'a kadar gidebilecekti. Sonuç olarak Bahçeli vasıtasıyla derin devlet HDP'yi kapatmak istemiş ama HDP'nin kapatılma sürecinde çözüm süreciyle ilgili konuları da hem de yargısal açıdan gündeme getirerek bu işin sonucunun AKP ve Erdoğan'a uzanmasını da istemiş olabilir. Belki Erdoğan AYM'den çıkarttığı bu kararla sadece HDP'yi kurtarmadı. Eğer siyaseten AYM'ye bir müdahale sonucunda iddianame geri çevrilmişse Erdoğan sadece HDP'yi değil kendini de kurtarmış oldu. AKP'yi de kurtarmış oldu. Çünkü belki de Bahçeli ve Derin Devlet'in istediği HDP üzerinden AKP ile de çözüm süreci konularını yargıya taşıyarak hesaplaşmaktı. Ama sonuç olarak HDP'liler Erdoğan'ın HDP'yi kapatmak istediğini, partilerine yasak getirdiğini falan filan bunları hiç unutmayacaklar. Ve sandıkta tavırlarını ortaya koyacaklar. Bu bir. İkincisi de HDP kapatılmadı, meşrulaştı. Ve siyaseten düşündüğümüzde Erdoğan'ın oyun alanı biraz daha daraldı. Lütfen beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu yorumlar başka yerde yok.